Süper EBC, XF 7300, F 4, 5.6, R, LM, OIS, WR, Lens. Her çektiğim kare sonrası bilgisayara bakıp acaba nasıl bir mucize ya da büyülü bir kareyle karşılaşacağımı merak ettiren bir lens. Öyle bir lens ki eşinizin bile sizden kıskandığı bir lens. Ben Erdin Çamaç, fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Önce teknik kısımlarını çok çabuk devre dışı bırakalım. Bu lens 12 kümede, biri asferik 2 ED olmak üzere 19 cam eleman taşıyor. 580 gram ağırlığıyla ve 75'e 132,5 milimetrelik ölçüleriyle tele için kompakt ve hafif sayılabilecek bir lens. Full frame karşılığı 107 mm ile 457 mm arası oldukça geniş odaklı bir tele lens. 300 mm'lik tele odağında 0.83 cm'lik en yakın mesafesiyle ve 0.33'lük makro oranıyla makro başarısı tek kelimeyle üst düzey. 70 metrede f4'ten başlayan, 300 mm'de f5.6'dan başlayan, ta f22'ye kadar giden 16 basamaklı bir diyafram çarkına sahip. Bu diyafram çarkı ne yazık ki rakamsız. Ya, bu f değerleriyle yavaş sayılabilecek bir lens olmasına karşın müthiş lezzetli bokehinden de hiç ödün vermiyor. 70'ten 300 mm'ye kadar bütün odak aralığında bugüne kadar gördüğüm en keskin lenslerden bir tanesi. Lineer motoru sayesinde otofoküsü hızlı ve güvenilir. Güçlü 5.5 stopluk görüntü sabitleme sistemiyle 300 mm'de bile elde çekimlerde şaşırtıcı başarı sağlıyor. VR özelliğiyle, yani WR, yani hava koşullarına dayanıklı özelliğiyle -10 dereceye kadar izin verdiği kullanımıyla yıllara meydan okuyacak gibi gözüküyor. Lensin üstünde iki tane switch var. Bir tanesi diyaframı otomatiğe alıp ya da manuele getirme switch'i. Diğeri ise yakın mesafe, en yakın mesafe çekimini full'den 5 metreye seçeneğini size sağlıyor ki bu önemli bir seçenek. Çünkü özellikle uzak mesafe çekimlerde 5 metreyi ayarladığınız zaman işte kuş çekerken, bilmem ne çekerken otofokusunda da ciddi anlamda hızlanma görüyorsunuz. Bu lenste en çok beğendiğim fiziksel switchlerden bir tanesi şuradaki lock, yani kilit sistemi. O kilit sistemi sayesinde hiçbir harekette lens aşağı inmiyor taşıma esnasında. Halbuki 55-200'de benim en büyük şikayetlerimden bir tanesi oydu. Bu kilit devre dışı bırakmak için de tekrar buraya basmanıza gerek yok. Sadece lens çevirmeniz yeterli oluyor. Büyük kolaylık. Şu ana kadar ben size fiziksel ve teknik özelliklerinden bahsettim bu lens. Ama gelin günlük kullanımda sizi neler bekleyebileceğinden bahsetmeye başlayalım. Eşinizi bile kıskandırabilecek bir ilişkiye döndüren nedenler nelerdir? Biliyorum manzara fotoğrafçılığı denildiğinde aklınıza hemen geniş açılı lensler geliyor ama manzaracılar bilir ki tele lens de manzara fotoğrafçılığında çok önemli lenslerden bir tanesidir. Ve bunda bu konuda müthiş manzara fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ve manzaracılar da bilir ki yavaş yavaş geniş açının bol miktarda aşırı detaylı kafa karıştırıcı karelerinden tele ile çektikleri daha net manzara karelerini yavaş yavaş tercih de haline dönüşüyor. Ve biliyorum ilk bu lensi elinize aldığınızda tabii ki manzara çekmek ilk aklınıza gelen şey olmayacaktır. Ben ne yapacağınızı biliyorum. 300 milimetreye çekeceksiniz ve kilitleyeceksiniz ve hep uzaktaki şeyleri çekeceksiniz. Haklısınız da. Çok keyifli çünkü. Ama bu kadarla kalıyor mu? Elbet kalmıyor. Ve elbette 300 milimetre de gözünüze bambaşka bir dünya açılıyor. Onu da söylemeden geçmemek lazım. Ama gelin bu lensin başka muhteşem özelliklerinden bahsedelim. Birincisi olağanüstü makro becerisi.
Yani bu makro uzatma tüpleriyle beraber bu lensiniz resmen neredeyse 1/1 oranında makro becerisine ve başarısına sahip. Yengenizin en beğendiği diğer muhteşem özelliklerinden bir tanesi o harikulade bokeh sayesinde de portredeki başarısı. Şaşırttır sizi yani. Hani hep ne düşünürüz? İşte 56 mm f1.4 olsun, f1.2 olsun, f1 olsun ki arka bokeyi çok güzel olsun. İyi de bokeyi sağlayan telelensler de aynı zamanda uzun odaklardır da. Yani sakın bunu göz ardı da etmeyin portreci arkadaşlar. Onun haricinde de doğa fotoğrafçılığı içine gerçekten biçilmiş kaftan bir lens. Gerek kuş fotoğrafçılığını yapın, gerek doğadaki diğer hayvanları çekmek isteyin. Hele ki bunun güzel taraflarından bir tanesi lensi çıkarttığınız zaman göreceksiniz ki şuradaki derinliği sayesinde Fuji'nin x1.4 ve x2 telekonvertörleriyle tam uyumlu bir lens. Ve o zaman da x2'de lensiniz bir anda bir uzay lensine dönüşüyor resmen. Arzu ederseniz ayda kraterleri çekin. Arzu ederseniz de ne bileyim ben kuşu gözünden yakalayın. Bambaşka bir dünya açılıyor. Daha henüz ben elime geçmedi ama en kısa zamanda satın alacağım. Ve o zaman da tekrar bu konuda bir içerik mutlaka yayınlayacağım size. Gelin şimdi sizi ben bu lensin bir büyülü birkaç karesiyle baş başa bırakayım.
Nasıl buldunuz? Keskinlik deseniz var. Odak, konforu deseniz var. 70 milimetre belki sokak fotoğrafçılığı için biraz ucu ucuna kaçabilir ama onun haricinde neredeyse yapamayacağınız şey yok. Evet, geniş açı çekemezsiniz. Ama bunun zevki de bambaşka. Ya birinci lens olarak alır mısınız? Elbette hayır. Ama hemen birinci lensinizden sonra mutlak surette alınması gereken ikinci lens olarak düşünüyorum ben bu lensi. Biliyorsunuz 16-80'i de zaten son derece seviyorum. 16-80'e 70'e 300 baya 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 bir odak aralığına sahip oluyorsunuz. Geriye bir tek şey kalıyor zaten. Daha da geniş, eğer ultra geniş açı istiyorsanız 10-24 olabilir, işte 8-16 olabilir. O da artık işinizi görür mü, yarar mı, yani ihtiyacınız var mı yok mu, ona siz kendiniz karar vereceksiniz. Bu içerikte videoya yer vermeyeceğim, video özelliklerine yer vermeyeceğim. Çünkü bunu bir sonraki içerikte ya da ileri zamandaki bir içerikte daha detaylı video özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ama uzun lafın kısası, fiyat performansta bugüne kadar tavsiye edebileceğim en birinci lens muhtemelen bu lens olacaktır. Hem bu kadar geniş bir açı versin, hem bu kadar kaliteli ve keskin fotoğraflar versin, hem bu kadar sağlam ve konforlu bir fiziksel yapıya sahip olsun. Yani daha ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Büyük konfor, büyük rahatlıkları var bu lensin. Kullandıkça daha da keyifli hale geliyor. Vallahi sevgili dostlar, umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir, sizlere değer katmıştır ve beğenme butonunu hak etmiştir. Eğer hala değilseniz lütfen abone olun. Bu kanala destek olursunuz ve bu içerikleri beğeniyorsanız bu beğendiğiniz içerikleri daha geniş kitlelere daha süratli biçimde yayılmasına yardımcı olmuş olursunuz. Şimdilik huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omağaç, fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.